Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in ikinci parçası kısmındayız. Zeyl'in ikinci parçasında bir paragraf ilerledik bulunduğumuz yer 160. sayfa, Sözler Risalesi'nin 160. sayfası söz basım külliyata göre, onun mizampajına göre, sayfa tasarımına göre. Burada acaba senin cisminde diye başlayan paragrafı konuşmaya çalışacağız bugün. Yine de ben şöyle alıp neticeye kadar bir okuyayım istiyorum. Geçen derste de öyle yapayım dedim ama sonra yolda vazgeçmiştim. Bu sefer vazgeçmeyeceğim. Neticeye kadar okuyacağız. Ondan sonra dönüp ilk paragrafı tefekkür etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak tevfik ederse, refikimiz olursa tevfiki biraz daha ilerleriz yani nasipse. Ama zorlamıyoruz. Bismillah. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin? Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin. Ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin. Ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiç kabil midir ki hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimamla beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sedası gibi yüksek sesini işitmesin. Ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Ve zerreyi görsün, güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir-i hakim, en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten prestij eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu, mevti ebediyle idam edip, kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün. Darıltsın, dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella.
bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubhu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, sonuna geldik metnin artık, burayı da okuyup bitiriyoruz. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler, dar-ı vekada ve cenneti bakiyede hayatı bakiyeye mazhar olacaklardır. Amenna. Evet, biz de buna iman ediyoruz elhamdülillah. Şimdi, metnin ne olduğunu bir hatırlayalım. Biz burada Zeyl'in ikinci parçasında 30. lemanın 5. nüktesinin 4. remzini konuşuyorduk. 30. lemanın 5. nüktesinin 4. remzi burası aslında, ama haşir ilgisi dolayısıyla haşir risalesinin zeyillerinden birisi de olmuş aynı zamanda. Burada dikkatimiz çekilen şuydu: nasıl bir önceki metinde, yani Zeyl'in birinci parçasında akaid-i imaniyeden ahirete imana kapılar açılıyordu, burada da hayattan akaid-i imaniyeye kapılar açılıyor. Yani Cenab-ı Hak bu varlıkta hayatı niye halk etmiş? İtikat umdelerinin, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının ve eserlerinin, bu dünyada şahit olamadığımız eserlerinde, gaybi bilgilerinde çok cami bir aynası olduğu için, hayat bir ayna. Öyle bir ayna ki kainatın bütününde görünenleri kendisinde temerküz ettirebiliyor, toplayabiliyor. Nasıl ki mesela bir şeyin hem büyük binası vardır hem de planı vardır. Planına baktığınız zaman o plandan bina hakkında fikir elde edersiniz, veya maketi vardır. Maketine baktığınız zaman o binada neler olacak, neler yapılacak, kaç oda, kaç salon, onun bilgisine ulaşabilirsiniz. Elbette maket binanın kendisi değildir ama oradaki aynalık o büyükteki aynalığa denktir. Bina hakkında bilgi vermek için, o açıdan. Oradaki aynalık diğerine denktir. La teşbih ve la temsil. İnsanoğlunda Cenab-ı Hak öyle bir küçük maket hükmünde yaratmış ki, insanoğlu da kainatta gözüken Esma-ül Hüsna'yı, sıfatı, ilahiyeyi, şunat-ı zatiyeyi kendisinde küçük numunecik olarak, küçük bir ayna olarak yansıtabiliyor. Nasıl okyanusun üstünde güneş yansıyor kocaman, aynı şekilde şu kadarcık bir aynada da yansıyor, değil mi? Öyle olduğu gibi böyle de oluyor. İşte kainatta olduğu gibi insanda da oluyor, hayatta da oluyor daha öncesinde. Burada da hayatın aynalığı anlatılıyor. Hayata baktığımız zaman biz akaid-i imaniyeyi, Allah'a imanı, kitaplara imanı, meleklere imanı, peygamberlere imanı, ahirete imanı, kadere imanı, hepsini bu hayatın üzerinden okuyabiliyormuşuz. Metin bize bunu anlatıyordu. İlk paragrafını bir önceki dersimizde konuştuğumuz için ikinci paragraftan başladık. Bugün de ikinci paragrafı tefekkür etmeye çalışacağız. Dilim sürçtü mü, su sinyali. Evet, 160. sayfadaydık, daha önce söylemiştim. Şimdi başlıyoruz ince okuma çabasına. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Acaba senin cisminde, yani cisminde derken bedenimizi kastediyor, senin bahçende ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip, yani uygun bütün levazımatı, gerekenler ve cihazatı, o donanım, hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden, hikmet ve inayet ve rahmetle, hikmet has daireden yukarıya doğru çıkış manasında anlaşılmalı. Yani en genelde varlıkta bir hikmet var. En genelde. Her şeyi Cenab-ı Hak hikmetle yaratmış. İniyoruz biraz daha has bir daireye, inayetle yaratmış Cenab-ı Hak. Yani tek tek o varlıkların her birine de bir yönelişi var. Tür olarak da, gezegen olarak da dünyaya özel bir yönelişi var Allah'ın. Orada ona bir inayeti var, yardımı var, düzeni var orada, ayrı bir düzeni var. Hayat da böyle bir şey. Hayatın da kendi içinde bir düzeni var. Hatta her hayat mertebesinin,
her hayat türünün o biyolojik hayat içindeki farklı sınıfların dahi kendine has, kendi içinde özel bir düzeni var. Mesela A grubu, B grubu, C grubu, işte C grubu yok ya, A grubu, B grubu, sıfır grubu. Kanlarda düşünün mesela, C grubu var mı ya? Yok öyle bir grup. Onun kanı buna uymuyor, her kan bir diğerine gitmiyor. İşte sıfır herkese verebiliyor, sadece kendi grubundan alıyor. A, B herkesten alıyor ama bir tek kendi grubuna veriyor falan. A'la B'nin hukuku da pek yok. Demek ki onlarda özel has daire tecellileri var. Bir insanın organını istediğiniz gibi diğerine takamıyorsunuz böyle. İşte Ford arabaların bilmem hangi markanın parçasını söküyorsunuz. Aynı modelse veya yakın bir modelse o parça ona tutturuluyor bir şekilde. Oluyor. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlunun organları bile orijinal. Akrabalarından bakıyorsunuz doku uyumu var mı yok mu? Doku uyumu olan varsa ondan alıyorsunuz organı takıyorsunuz. O da bazen o bile uymuyor. Yani her aldığın araba parçası gibi tak diye tutmuyor insanda. Yeniden bir böyle bir yapayım, böbrek takayım olmuyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Özel bir daire, yani inayet dairesi daha özel. Onun içinde de rahmet. Rahmet dairesi daha da has bir daire. Tersi de mümkün mü bunun? Ya tersi de mümkün. Mesela rahmeti en geniş daire olarak düşün. Cenab-ı Hak bizi niye halk etmiş? Rahmetinden, kereminden halk etmiş. Bize mecburiyeti mi var? Yok. Ama onun içinde o rahmetinin tezahüratını nasıl görüyoruz biz? İnayetle görüyoruz. Daha has dairede her şeyin hikmetli olmasıyla görüyoruz. Bak, öyle de gittik geldik oldu, böyle de gittik geldik oldu. İkisi de mümkün. Cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka, yani devamlılık diyelim burada, yaşamak arzusuyla ettiği hususi, özel ve cüz'i, küçük olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir, yani her şeye gücü yeten bir mutasarrıf, bir tasarruf edici, bir ne diyelim, yaratıcı, değiştirici, seçici, yani tasarruf etmek demek bir şeyin üzerinde hüküm sahibi olmak. Üzerinde ne diyelim, mesela ben odamda tasarruf sahibim, odamın eşyalarını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Ama mesela bir AVM'ye gidip oradaki her şeyi istediğim gibi değiştiremiyorum, orada tasarruf sahibi değilim. Yetkim yok yani, ya da etkim yok orada. Tasarruf o demek. Tasarruf-ı kadir, yani her şeye gücü yeten bir mutasarrıf. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu öyle, kainatı istediği gibi değiştirebiliyor. Bu da onu anlatıyor. Mutasarrıf-ı kadir. Her şeye gücü yeten mutasarrıf. Mutasarrıflık bir de aslında Osmanlı'da bir memuriyetmiş. Böyle vali mi diyelim. Vali değil de validen de büyük belki. Müfettiş gibi bir şey. Yetkisi var yani. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin? Şimdi ilk cümlede ne söylendi? Tekrar başa dönüyoruz. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı, hikmet ve inayet ve rahmetle ihsar eden ve vaktinde yetiştiren. Öyle bir Allah'tan bahsediyoruz ki o Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu eserleri anlatıyor. Mesela bu işte cismin, bahçenin, vatanın gösterdiği, oradaki hayatın devamlılığının gösterdiği, oradaki levazımatın, cihazatın tedarikinden, kolayca tedarikinden, eksik kalmamasından çıkan hikmet, inayet ve rahmet okuması var. Ve bu da bizi bir yönden Allah'ı anlatıyor. Biz alemde böyle şartlar altında yaşıyoruz. Öyle selleme hüsselam bırakılmış, ipi boynuna sarılıp otlamaya verilmiş hayvan değiliz. Sürekli kollanıyoruz. Zaten hayat da ancak bu şekilde hayatta kalabilir. Hayatın öyle şeyi var ki, mesela işte benim vücudum 1 trilyon hücreden oluşuyor diyeyim. Ne kadardır bilmiyorum da salladım bir rakam. O 1 trilyon hücrenin her birisinin içinde Allah'ım ne muazzam işler dönüyor şu an. Benim haberim yok ne olduğundan. Ben benim, hayat benim diyorum ama ne olup bittiğinden haberim yok.
bu ne demektir? Demek ki ben burada emanetçiyim. Yani sahibi değilim. Sahibi olsam bütün sorumluluk bana ait olurdu. İşte ayağımın ucundaki hücreden saçımın kılındaki hücreye kadar bütün idarenin tasarruf yetkisi, sorumluluğu da aynı zamanda yetki ve sorumluluk eş anlamlı gider. Eş düzeyde devam eder. Hani yetkisi olan aynı zamanda sorumludur. Eğer ben varlığımda tam yetkili olsam tam sorumlu olurdum. Bak tam yetkili olsam varlığımda ben tam sorumlu olurdum. O saçımın telinden tırnağımın ucundaki hücreye kadar orada neler oluyor, yediğim gıda nasıl dağılıyor, işte haber nasıl gidiyor, bütün hepsinin takibi bende olurdu. Cenab-ı Hak böyle yaratmamış, daha kalbimizin atışı bile kontrolümüzde değil, nefes alışımız bile kontrolümüzde değil. Uyuyoruz geceleyin, bizim irademiz bizden çıkıyor. Birisi şap diye yüzümüze tokat atsa, bazen işte Hamza Enes daha küçükken, büyük olan yeğenim şimdi 14 yaşında, küçükken gelirdi odama şap diye yüzüme vururdu ben uyurken. O da ben uyurken geliyor, kapıdan giriyor, şap diye yüzüme tokadı yapıştırıyordu. Bak iradem bende yok, çocuğun tokatına mani olamıyorum. Ama diğer açıdan diyorum ki ya benim hayatım, benim bedenim, benim kararım. Lan nerede senin kararın, hangisinin kararını sen veriyorsun? Neler oluyor vücudunda, ne işler dönüyor, onlar senin ukdende mi? Ukdende dedim, uhdende mi? Doğrusu doğru kelime, uhdende mi? Yani omzumuzda değil bu işler bizim. O halde demek ki biz emanetçiyiz, sorumluluğun tamamı bizde değil. Bize verilen kısıtlı bir alan var. Bu şekilde yaşamak, bu şekilde var olmak sadece bizim için değil, bütün canlılar için geçerli. Bütün canlılar kısıtlı bir sorumluluk aranında iradelerini kullanıyorlar. Vücutlarında olan her işten haberleri yok bütün canlıların. Tek hücrelilerin bile içeride neler dönüyor, neler bitiyor hepsine şeyleri yok ki. Onlar işte bir gıda oldu mu onlara al emri geliyor, gidiyor o gıdayı alıyor. İşte etrafını çeviriyor falan. Yoksa o içindeki iş için gereken ilim onda yok ki. Arı, bal için gereken ilim arıda yok ki. Bugünkü hiçbir kimyacı da yok mesela. O ilim kimyacılarda da yok. Arının kendisinde de yok. Güvercinin kafasında GPS yok. Yani o yuvasını nasıl buluyor? Allah'ın verdiği bir ilimle, bir ilhamla, melekler vasıtasıyla belki gelen bir ilhamla güvercin yuvasını buluyor. Normalde diyorsunuz ya bu arazi bilgisi, bu harita bilgisi, bu yöneliş. Ya orduda böyle verilen eğitimlere hatırlıyoruz mesela. Erken bize de veriliyordu böyle küçük. İşte kuzey ne tarafa düşer, güney ne tarafa düşer. Ağaçtan kuzeyi nasıl anlarız? İşte yosunlu tarafı daha kuzeydir. Yosun olmayan tarafı güneydir. İşte veya gölgeden nasıl yön çıkarılır falan. Arazide kaldığınız zaman nasıl yönünüzü bulursunuz? Yıldızdan nasıl yön bulunur falan anlatılıyor. O kadar ders alıyoruz biz, yine karıştırıyoruz mesela. Ama güvercinin ders aldığı yok. Dersten anlayacağı da yok. Fakat yuvasını buluyor. Halbuki normalde biraz şey de bir hayvan yani. Safça da bir hayvan, özellikle evcil güvercinler için söyleyelim. Biraz saf o hayvanlar. Kolay avlanıyorlar kediler tarafından falan. Ama işin içinde büyük gizemler var, sırlar var, sistemler var. Bu nasıl oluyor? Bu elbette Cenab-ı Hakk'ın koruması ve kollamasıyla oluyor yani. Onlar da o sanatlar kendi iradeleri, ilimleri sonucu değil. Her şeyi bilen Allah'ın ilmi ve iradesiyle oluyor. Başka türlü açıklanamaz bu varlıktaki, hayatta kalıştaki ilim yükü varlığın kendisiyle açıklanamaz. Varlık kendisi o ilmi kaldıramaz. O ilim onda olsa onun eseri gözükür. Yani güvercin o harita bilgisine sahip olsa üf ne kafa var onda deriz değil mi? Neler yapması lazım o kafayla güncel hayatta, gündelik hayatta, ama yok. Gündelik hayatta öyle bir kafa yok onda. O zaman bir değişik iş var bu işte. İşte senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip, geriden geleyim. Acaba senin cisminde, senin bahçende, senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet, inayet ve rahmetle ihzar eden. Ne lazımsa bize hayatta kalmak için o şartlar hazırlanmış dünyada. O şartlar hazırlandığı gibi o şartların işleyişi de bizim irademiz, ilmimiz, kudretimiz dışında yine cereyan ediyor. Güneşi biz doğurmuyoruz, bitkiyi biz yeşertmiyoruz ama devam ediyor. Bunda bir inayet izi var.
ihzar eden, hazırlayan ve vaktinde yetiştiren. Tam da zamanında oluyor o işler. Hayatta kalmak için o vakit şeyi de tam olması lazım. 5 gün sonra gelen suyun bize çok faydası yok. Çünkü 5 gün içinde ölmüş oluruz. İşte atıyorum 50 gün sonra gelen ekmeğin bize faydası yok. 50 gün sonra ölmüş oluruz. Vakti vaktine yetişiyor her şey. 2 saniye, 3 saniye kalbimiz atmasa büyük sıkıntı. Nefes alışımız şöyle bir dakikayı ertelesek, almasak nefes, ondan sonra nefes alışımız şey oluyor, bozuluyor ya da boğuluyoruz gibi gibi. Her şey zamanlı, ayarlı. Öyle bir şekilde varlığı devam ettiren Allah. Bak, Allah'ı tanıyoruz. Eserden müessiri tanıyoruz. Allah varlığı bu şekilde devam et diyor. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hassas dengeyi gözeterek, şartları hazırlayarak, o şartların içinde de tasarrufu devam ederek hazırlayıp bırakmamış yani. Onların sağlıklı işleyişini de Cenab-ı Hak takip ediyor. Takip etme kelimesi tabii Allah için kullanılır mı kullanılmaz mı ama aklımıza yaklaştırmak için düşünelim biz bunu. Takdir ediyor diyelim yani. Hatta senin midenin, o ilk kısmı anladık. Orada bir Allah tarifi vardı. O Allah tarifini anladık. Şimdi ikinci part, ikinci bölüm. Hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi, özel ve cüz'i olan küçük, dar kapsamlı diyelim, rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla, yiyeceklerle o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir. Bak, genel daireyi söyledi, geldi daha öz daireye, daha küçük daireye. Ne oldu? Ya senin midenin bile özel istekleri var. Sen öküz gibi, sığır gibi bir balya samanı önüne atınca veya işte koyun gibi dağa bırakınca karnını doyurabilen bir canlı değilsin. Senin midenin farklı istekleri var insanoğlu olarak. Özel talepleri var. Ama senin taleplerin de varlıklı eş değil. Mesela işte koyunun talebi farklı, ineğin talebi farklı, keçinin talebi farklı, ne diyelim, koalanın talebi farklı. Koala bir ağacın, ne ağacıydı o ya? Bir ağacın yaprağını yiyor sadece mesela. Oyla başlayan bir ismi vardı o ağacın, şimdi aklıma gelmedi. Yani başka hayvanların da yine öyle. Bakıyorsun rızıkları ayrı ayrı midelerine göre tayin edilmiş. Hayvanın rızkı ile midesi, metabolizması, vücudu arasında bir uyum var. O onu bu bunu yiyemiyor. Hani alan değiştiremiyor. Alan değiştirirse sıkıntılar baş gösteriyor. Sen mesela bir hayvana, köpeğe diyelim, bitki yediremiyorsun. Ha, bazen kendisi kusmak için dağda otlanıyor hayvanlar. O midelerindeki çöpe atmak için yediklerinden kalan kalıntılar bazen midelerinde kalıyor. Onları kusarak atmak için otlandıkları oluyor. Ama onun dışında hani hayvanı, bir köpeği otla besleyemezsin. Atı etle besleyemezsin. Onun bir midesi var, bir sindirim sistemi var. Ona göre rızık verilmiş. Ve yani hayvana bir şey yapmasan, sen hapsetmesen, gadretmesen o hayvan kendi rızkını buluyor zaten. Bak, özel gene muamele. O muamelenin içinde bir daha özel muamele. Hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla devam etmek istiyor hayat. Mide bile varlığını devam ettirmek istiyor. Allah onu yaratmış ya, o varlıkla tanışmış, çok mutlu olmuş. Kimse varlığını terk etmek istemez. Varlıkla tanışan hiçbir şey varlığı terk etmek istemez. O yüzden o da devam etmek istiyor. Cenab-ı Hak onun o devam etme isteğine, beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren. İnsanoğlu neler yiyor? Kaç çeşit yemek var dünyada? Bir tek işte Türk mutfağı, Anadolu mutfağı, Arap mutfağı, Kürt mutfağı, Fransız mutfağı, bilmem ne mutfağı. Fransız mutfağı pek bizim iştahımız açmaz, ondan ne bulsa yiyor da. Diyelim daha işte aşağılarda Cezayir mutfağı, ülke. Daha aşağı insek Sudan mutfağı. Müslüman coğrafyadan şaşmayalım. Pakistan mutfağı. Ya bak, çeşit çeşit yemekler var. Oradan bir yemek geliyor. Lan diyoruz, bu da varmış ya. Bir pilav geliyor, rengi değişik bir pirinç. Bu da mı varmış diyoruz ya. E var. Onlar onu seviyor. Belki senin damak tadın güzel gelmiyor. Biz mesela Ege'ye falan indiğimizde işte Ege taraflarında çok otlu yemekler yeniyor. Bizim gibi Sivaslılar, Anadolu'lular biraz şöyle şey yapıyor yani, kafayı sallıyorlar. Bu iş bize göre değildi ya. Çünkü et arıyoruz biz.
Bizden daha aşağısı Urfalılar falan işte. Daha onlar daha da fazla et arıyorlar. Daha da çok seviyorlar eti. Yani böyle bir durum. Allah Teala insanların fıtratına göre, yaşadıkları mekana göre, kendi fiziklerine göre, belki oranın iklim şartlarına göre onlara bir rızkı sevdiriyor. Onlar da o yola giriyorlar. O yolda mesai sarf ediyorlar. Duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz tağınlarla o duanın kabulünü gösteren Cenab-ı Hak bu mutfaklarla bizim dualarımızı işittiğini ve kabul ettiğini gösteriyor. Bu kadar mutfak niye var? Bu kadar yemek çeşidi niye var? Bu kadar rızık niye var insan için? Cenab-ı Hakk'ın dualarımızı işittiğini göstermek için. Biz neyi arıyorsak, neyi arzuluyorsak Cenab-ı Hak onu yaratmış. Mutfak bunun delili işte. O yemek çeşitleri bunun bir delili. Ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir, her şeye gücü yeten bir mutasarrıf, Cenab-ı Hakk'ın kudretini bu aynada göremez miyiz? Görürüz tabii. Baksana neler neler. Yani ne büyük işler. O da Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve tasarruf gücünü gösteriyor. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin? Hadi bakalım. Senin mideni biliyor. Midenin istediklerini biliyor. Yalnız midenin mi? Senin gözünün istediği rızkı da biliyor. Onu da veriyor. Kulağının istediği rızkı da biliyor. Onu da veriyor. Aklının istediği rızkı da biliyor. Ona göre veriyor. Ne bileyim kalbinin istediği rızık var. Sevmek istiyorsun, sevilmek istiyorsun. Onu da veriyor. Hem de sana özel şeylerle veriyor. Tecellilerle veriyor. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar senden haberdar olduğunu, seninle ilgilendiğini, senin içinde neler dönüyor, bunları bildiğini gösteren bir mutasarrıf-ı kadir, her şeye gücü yeten. Yahu nasıl senin seni bilmesin ve görmesin? Yani bunu tövbe haşa körlemesine mi tutturuyor Cenab-ı Hak? Milyarlarca canlının varlığını körlemesine mi devam ettiriyor? Bilmeden, sallayarak, tahmin ederek, atarak, tutarak mı tutturuyor? Hayır haşa. Hepsini biliyor ve görüyor. O sayede bu kadar isabetle her şey devam ediyor. Hayat denen şeyin varlığı zaten başka türlü açıklanamaz. Yani hayat dediğimiz şey o komplike düzen, yani varlığın içindeki en komplike şey şu an bizim bildiğimiz kadar alemi şehadette hayattan daha komplike bir özel düzen yok. Kainatın bir düzeni var. Onun içinde işte sistemler var. O sistemlerin içinde gezegenler var. Gezegenlerin içinde canlılar var. O canlılarda en komplike düzen sürüyor. Çok hassas. Zehirlenme canlılarda oluyor. Dağ taş zehirlenmiyor yani. Kolay kolay. Onları da tabii biz şu an çevre kirliliği falan zehirliyoruz ama mesela bir bitkinin zehirlenmesi, bir ağacın zehirlenmesi, bir canlının, hayvanın, insanın zehirlenmesi daha kolay. Niye? Düzeni daha komplike, bozması da daha kolay. Komplike olanı bozmak daha kolaydır. Basit olanı bozmak zordur. Basit zor bozulur. Ama komplike olan bir taşı çekersin şu güm yıkılır mesela. Çünkü zaten o öyle şeyi kurulmuştur yani örgütlü birbirine bağlı irtibatlı kurulmuştur. Bir şeyi çektiğiniz zaman o onu yıkar bu bunu yıkar hepsi aşağı iner gibi. Şimdi Cenab-ı Hak bu kadar komplike bir şey yaratmış. Bilmeden, görmeden mi yaratmış ya? Ey insanoğlu yani nasıl bunları söylüyorsun? Bunları tesadüfe nasıl verebiliyorsun? Senin üzerinde dönen işler yani öyle geldi, böyle oldu. Şu taş yuvarlandı, bu kaya kalktı, işte su geldi, yağmur oldu, bilmem şu oldu, bu oldu. Bunlarla açıklanabilecek bir iş mi sendeki o karışıklık içindeki düzenlilik? Bilmeden, görmeden açıklanabilecek bir şey mi? Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin. Şimdi bak, seni bilmesin, görmesin dedi. Oradan yukarıdan geldim daha doğrusu. Senin cismini biliyor dedi. Bahçeni biliyor dedi. Vatanını biliyor dedi. Onların içinde senin hayatına ne lazım onları biliyor dedi. Onları hikmet, inayet, rahmetle ihzar ediyor dedi. Vaktinde yetiştiriyor dedi. Hatta midenin özel duasını bile kolluyor dedi. Ona göre rızık veriyor dedi. İşte memnun ediyor dedi. Yani o duayı bile kabul ediyor. O has dairedeki duayı bile ıskalamadığını gösteriyor dedi. Seni biliyor, görüyor ki bunları yapıyor dedi. Şimdi oradan şuraya sıçradık birden.
ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayatı ebediye lazım esbabını ihzar etmesin. Nasıl buraya sıçradık? Ne ilgiyle sıçradık? Devam edelim. Ondan sonra konuşalım. Ve nevi insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla, yani yaratılmasıyla, cennetin icadıyla kabul etmesin. Ve kainatın en mühim mahluku, yaratılmışı, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip, küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal-i hikmetini, hikmetinin olgunluğunu, mükemmelliğini ve nihayet rahmetini, sonsuz rahmetini inkar ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa. Geri dönüyoruz. Yukarıdan anladık ki Cenab-ı Hak bizi biliyor, ilgileniyor. Aşağıda niye anladık? Bir doğru orantı kurduk. Matematikte buna doğru orantı diyorlardı. Mesela işte hoca soruyor. Ayşe işte 10 lirası olduğunda şu kadar şey alabiliyorsa 20 lirası olduğunda ne kadar alabilir? Nasıl yapıyorduk biz onun çözümünü? 10 lirada şu kadar oluyorsa böyle yazardık. 10 lirada 5 tane alabiliyorsa 20 lirada şu kadar çapraz çarpıyor yapıyorduk. Çıkan sonuç işte şu kadar alabilir. Buna doğru orantı diyorduk. Şimdi bu doğru orantı matematikte var da varlık okumasında yok mu? Var. İşte Üstad Hazretleri burada bir doğru orantı kuruyor. İnsanın midesini kabul, işte insanın hayat levazımatını için gereken şeyleri bilen Allah. Böyle bir hayat için böyle bir Allah. Böyle bir hayat için böyle bir ilgi, böyle bir tasarruf, böyle bir kudret, böyle bir Allah aşağı indi. Peki bu insan başka ne istiyor? Aşağı indiğimizde nasıl midesinin devamını istiyor, canlılığının devamını istiyor, mutluluğunun devamını istiyor, rahatının devamını istiyorsa bunlar gibi hayatının sonsuzluğa da uzanmasını istiyor. Kim ölmek istiyor? Kim yok olmak istiyor? Hiçbirimiz istemiyoruz. Hepimiz sonsuzluk düşünüyoruz aslında. Kafamızda hep o var. Bediüzzaman Hazretleri diyor yani neyi sevse sonsuzmuş gibi sever. Onda bir sonsuzluk düşleyerek sever. Kimse yarın elimden alınacak diye sevmez. İşte masallar hep nasıl bitiyor? Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Yoksa işte prensle prenses 5 gün sonra şiddetli geçimsizlikten boşandılar. 10 yıl sonra işte aralarında şey çıktı, kavga çıktı, şu oldu, bu oldu falan. Ya da o onu aldattı, bu bunu bilmiyorum ne yaptı falan diye anlatmıyoruz biz o masalları. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Çünkü o sonsuzlukla o masalın tadı tamam oluyor. Gelelim gerçek hayata. Ya biz de mesela bir şey aldığımız zaman sanki o bizimle ebedi kalacakmış gibi. Halbuki belki 3 gün sonra elimizden gidecek, yıkılacak, devrilecek. Ev aldık ama sanki o evde sonsuza da kalacakmışız gibi. Evladımız oluyor, Allah herkesinkini bağışlasın ama sonsuza dek bizimle olacakmış gibi. İşte ne bileyim takım tutuyoruz sanki sonsuza dek o takım bizim varlığımızın parçası olacakmış gibi. Halbuki çoğu mezarın başında bitiyor. E ne oldu? Bir açlığımız doymamış oldu. Allah, midenin açlığını doyuran Allah. Bu daha büyük olan bu açlığı, insanlığın, varlığın, ortak açlığını, varlık var olduğu için varlığının devamını istiyor. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının tecellisinin lezzetini almış, diline değmiş. Terk eder mi bunu? Allah hep bizim üzerimizde tecelli et diye varlık dua ediyor. Allah o midenin duasını kabul etsin de bu duayı boşta mı bıraksın? Bırakmaz. Hak Teala elbette bu duayı da boşta bırakmaz. İşte burası da onu anlatıyor. Ve nevi seni biliyor, görüyor. Biliyor, görüyor. O zaman bu duayı da biliyor. Nasıl o mide duasını biliyor? Bu duayı da biliyor. Ahiret duasını da biliyor. Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayatı ebediye lazım esbabı ihzar etmesin. Yemekleri ihzar ediyorsa bunu da ihzar ediyor. Bu da bir sofra. Ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, önemli, en layık, yani ona en uygun ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin. Değil mi? En başta peygamberler aleyhisselam, sonra Allah dostları, Allah hepsinden razı olsun, hepsi bu duayı etmişler.
sonsuzluk istemişler, cennet istemişler, Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla, marifetiyle, rüyetiyle hep müşerref olmak istemişler. Bu duayı niye kabul etmesin Allah? Midenin cüz'i ihtiyacını, ufacık şeyin ihtiyacını, işte ya bir tatlı olsa da yesek duasını bile tatlı yaratarak kabul eden Allah, elbette bu büyük açlığın da duasını kabul etmiştir. Dua delili diyelim biz buna. Yani dua neyi gösteriyor? Kabul olunmuş dua, Cenab-ı Hakk'ın bizimle ilgilendiğini gösteriyor. Bize ilgisiz olmadığını gösteriyor. Bizi bildiğini, kolladığını, koruduğunu, rububiyetiyle her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor. O aynı rububiyet, o aynı koruma, kollama ister ki ahiret içinde bu olsun. Çünkü ona açlığımız daha fazla. Cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın, insan türünün arş ve ferşi çınlatan, arş-ı âlâ, yani işte Cenab-ı Hakk'ın, ne diyelim, Kenan abi ne diyordu, tasarruf merkezi gibi bir şey söylüyordu onun için. Haşa, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir, o manada değil. Ama işte alem var, alemin etrafında da arş var diyelim. Öyle anlıyoruz hadis-i şeriflerden falan. Bütün alemi kaplayan bir şey arş. Ferş bizim yaşadığımız yer. Yani yeryüzü. En küçük daire, en büyük daire, öyle düşünün. Arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemali hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Mideyi kabul etsin ama bu büyük duanın, bu büyük insanlığın ortak duasını kabul etmesin. Küçük bir dilekçeyi kabul etsin, duysun da bütün insanlığın ortak referandum sonucunu duymasın. Bu diyor mantıklı bir şey değil. Kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi, genel, gayet kuvvetli duasını işitmeyip, onu işitmiyor, küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin. Ama mideyi işitmişti ya. Demek ki ona, yani küçük olana ehemmiyet veriyor, büyük olana ehemmiyet vermiyor. Bunda bir mantıksızlık var. Böyle bir şey mümkün olamaz. Memnun etmesin, kemali hikmetini, hikmetinin kemalini, olgunluğunu ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Öyle ya, ters yaparsan buna şey diye düşünürler. Adam mesela yolda bulduğu 1 liraları bile topluyor ama akşam oldu mu şöminesinde 1 milyon dolar yakıyor. Şimdi bu saçma sapan bir iş olur. Sabah yerden liraları toplayacak kadar böyle bir şeylik, mala düşkünlük, ama akşamları da milyon dolarları şöminede yakacak kadar bir aptallık. Bu ikisi beraber olmaz. Hasislik diyelim. Hasislikle bu cömertlik beraber olmaz. İsraf. Hasislikle israf beraber olmaz diyelim. Küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Haşa, 100.000 defa haşa. Diyor metnimiz. Burada bu paragrafla bitirerek nihayet vermiş olalım. Tekrar paragrafı baştan bir daha okuyayım. Ondan sonra son sözlerimizi söyleyelim ve metni bitirmiş olalım. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihsar eden ve vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin? Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediye lazım esbabı, sebepleri, nedenleri ihzar etmesin? Ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin? Ve kainatın en mühim mahluku ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi
ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip, küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal-i hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin, haşa, yüz bin defa haşa. Biz de Cenab-ı Hakk'ı böyle bir tezattan, böyle bir mantıksızlıktan, böyle bir hikmetsiz işten tenzih ederiz. Cenab-ı Hak haşa sümme haşa böyle varlığa böyle muamele etmekten münezzehtir. Onun eseri bize gösteriyor ki onun her şeyi hikmetli, nizamlı, düzenli, sanatlı, tam olması gerektiği gibi. Tam olması gereken ne peki büyük resimde? Tam olması gereken şey büyük resimde ahiret. Varlığın düzeni ahiretle tamam oluyor. Ahiret olursa, sonsuzluk olursa bu varlıktaki sanatın anlamı tamam oluyor. Bunu bütün derslerimiz boyunca az çok küçük nokta nokta da olsa konuşmaya çalıştık. Aynı hakikatin etrafında dönüyoruz aslında. Burada da dua penceresinden mevzunun etrafında bir dönmüş olduk. Cenab-ı Hak madem ki en küçük duamızı işitiyor, kabul ediyor, yalnız bizim değil bütün varlığın has, özel, kendine has, kendi dairesinde, kendi tasarruf alanında ne gerekiyorsa ona ince ince gönderiyor, veriyor, bağışlıyor, lütfediyor. Bu kadar irtibatlı, bu kadar ilgili, bu kadar haberli, bu kadar özenli, bu kelimeleri hep tırnak içinde kullanıyorum. Normalde Cenab-ı Hak için bunlar kullanılmaz ama fehmimize yaklaştırsın diye. Öyle bir Allah varlığı ahiretsizlikle tam tersi bir muameleye maruz bırakmaz. Öyle bir Allah. En ince detayları bile kollayan, koruyan, düzenleyen Allah. Varlığın en büyük dairesindeki o ahiret duasını kabul etmemekle böyle bir düzensizliğe bizi maruz bırakmaz. Bir insan düşünün ki ya en ufak böyle masasındaki kalemi, defteri bile çok düzenli ama gidiyorsunuz işte çok büyük bir sanat eseri yapmış mesela. O çok düzensiz. Sallamış onu, yapmamış. Dersiniz ki olmaz ya, bu adam burada bu kadar düzenliyken orada öyle olmaz. Burada bir başkalık var, bir tuhaflık var dersiniz. Değil mi? Böyle kafanız onu kestirir. İnsan için bile böyle. Hele Cenab-ı Hak için, hele mutasarrıfı kadir için, kudreti her şeye yeten bir mutasarrıf için neden ahireti yaratmaktan uzak dursun? Onun ne aczi var haşa, ne de cehli var haşa. İkisi de olmadığına göre ahireti her türlü yaratmaya gücü de ilmi de iradesi de yeter ve yaratacaktır diye biz iman ediyoruz. Dua deliliyle de buna ulaşıyoruz. Dua da bir delil arkadaşlar. Dua müminin hayatında neden kıymetli? İşte bir veçinde burada ders aldık. Dua bizim delilimizde oluyor. Duanın sırrını kavrarsak, her anın hayatta kalmanın, her anının varlıkta kalmanın, her anının, her yönünün, her çeşidinin bir dua ile olduğunu, bir duanın kabulü sayesinde olduğunu, potansiyellerin, pratiklerin duası olduğunu fark ettiğimizde bu sırda kendini beyan ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru de'avahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.